Çaresizlik ve telaştan doğdular. Gizlice geliştirildiler. Düşmanı mahvetmek için tasarlandılar. Mihver ve müttefik kuvvetlerin çok gizli hava silahları sürpriz saldırılarda kullanıldılar ve savaşın gidişini tersine çevirmeleri umuldu. İntihar denizaltıları, insanlı roket önleme uçakları ve uzaktan kumandalı bombardıman uçakları. Şimdi sizi 2. Dünya Savaşı'nın gizli silahlarının kokpitine oturtuyoruz. Savaşı yaşayın, taktikleri inceleyin, iç dalaşlarını baştan yaşayın. ...24 Ağustos 1944. Devasa bir B-17 bombardıman akını Almanya göklerini yararcasına ilerlemektedir. Savaş Nazilerin aleyhine dönmüştür. Müttefikler artık Almanya'daki hedefleri hiç engel görmeksizin vurmaktadır. Asıl hedefleri Merseburg bölgesiydi. Orada bir silah fabrikası ve bir kimyasal üretim tesisleri var. Müttefik bombardıman filosu tıka basa yüklüdür. Avrupa'da bulunan en gelişmiş müttefik avcıları olan P-51 Mustang'ler refakat ve koruma görevindedir. Kendilerine emanet edilen kola saldırı olursa derhal müdahale edeceklerdir. Ne var ki onlardan habersiz 9000 metre altlarında yepyeni ve ölümcül bir tehdit onları beklemektedir. Luftwaffe pilotu Siegfried Schubert hayatının en tehlikeli görevine hazırlanmaktadır. Deneysel roket motorlu önleme av uçağı ME-163'ü hizmete sokmakla görevli 400 sayılı avcı grubunun bir üyesidir. Schubert yukarı baktığında 450 ve 17'den oluşan devasa bir armada ve onları korumakla görevli 120'den fazla avcı uçağının Merseburg'e ilerlediğini gördü. Komuta alarm verir ve fırlat anlamındaki şifre olan torpido sözcüğünü anons eder. Schubert'in roket motoru çalışır. 1850 kiloluk roket tepkisi onu koltuğuna yapıştırır. Komet bir anda saatte 370 kilometre hıza ulaşarak piste koşmaya başlar. Schubert Loewy'yi hafifçe geri çeker. Roket uçak havalanır. 60 metrede Schubert iniş takımlarını fırlatır. Burnundaki küçük bir pervane uçağa elektrik enerjisi üretmektedir. Schubert hızla saatte 700 kilometrenin üzerine çıkar. O hıza ulaştığında pilot Loewy'yi çektiğinde uçak 60 hatta 70 derecelik dramatik bir dikey tırmanışa geçiyordu. O roket motorunun sağladığı olağanüstü tepki gücü uçağı 3,5 dakikalık bir sürede 12 bin metreye çıkarıyordu ki dünyada bu performansa yaklaşabilecek başka bir şey yoktu. Schubert müthiş bir hızla stratosfere çıkar. Yalnızca 3 dakikada Komet'in gelen bombardıman filosunun yaklaşık 3 kilometre üzerinde uçmaktadır. 163'ler kendilerini yukarı konuşlandırdığında hızlı bir dalış geçişi yaparlardı. Tercih ettikleri yöntem buydu. Schubert standart Komet taktiğini kullanacaktır. Düşman filosunun üzerine tırmanacak, sonra da dalışa geçip saldıracaktır. İlk yüksek hızlı geçişinden sonra tekrar hızla tırmanacak, bir yatışta dönecek ve ikinci bir saldırı yapacaktır. Bu sırada Komet'in yakıtı tamamen tükenecek ve üste dönmek zorunda kalacaktır. Schubert dalışa geçer ve B-17'lerin tepesine çullanır. Hızı 900 kilometreyi aşmıştır. Düşmanının hızının 3 katıyla yaklaşır. Alman pilot bir hedef seçer. Bombardıman uçağının içindeki kimsenin yukarıdan izlendiklerinden haberi yoktur. Komet pilotu ateş açar. Yüksek patlayıcı mermiler B-17'nin sol kanadında patlar. Schubert yıldırım gibi geçip gider. Müttefik makineli tüfekçisi onu izleyemez bile.
kurbanı kontrolden çıkarak kol düzeninden ayrılır. Schubert avı tamamlama şansına sahip değildi ancak isabet kaydettiğini bilebilirdi. Ve o uçağın artık üstüne dönemeyeceğini biliyordu. Komet tırmanır ve ikinci saldırı için daireler çizer. Saniyeler sonra Schubert yeni bir hedef seçer. Hemen dalışa geçer. Schubert'in güçlü topları bir diğer uçan kareyi adeta dağıtır. B-17'nin sağ dış motoru alevler içinde kalır. Uçak kontrolden çıkarak burgaca düşmüş ve havada infilak etmişti. Bu teyit edilmiş bir avdı, kuşku yok. Motorlarını yalnızca 8 dakika kullanabilen Schubert'in yakıtı tükenmiştir. Alman pilot teması keser. Bir tek sorti bile 2 kurban almıştır. Bu Komet pilotları arasında rekordur. Schubert süzülerek üsse döner. Müttefik avcılarına karşı gözlerini 4 açmıştır. ME-163 karnının üstüne iner. Bu sert bir iniştir ama uçak buna dayanacak tarzda tasarlanmıştır. Görev kısa sürmüştür. Ancak müthiş bir kargaşaya yol açmıştır. Şaşkına dönen Amerikalı bombardıman mürettebatı için ME-163 yeni ve dehşet verici bir tehdittir. Roket motorlu ME-163 haline gelen tasarım aslında 1930'ların bir planöründen başkası değildir. ME-163. Bu tombul ve kocaman kanatlı cüce aslında kanat ve gövde bileşim tasarımının test platformu. 1941'de bazı Alman mühendislerin aklı buna bir roket motoru koysak acaba ne yapar diye çılgınca bir soru geldi. Ve bu dediklerini uygulamaya koyuldular. Ortaya çok ilginç bir şey çıktı. Bu çok gizli tasarımın amacı Luftwaffe'ye ucuz, kısa menzilli ama yıldırım gibi hızlı saldırılar yapabilecek bir önleme uçağı sağlamaktır. Bir önleme avcısı kısa menzilli ve doğrudan temas sağlayan uçaktır. Tek görevi hızla kalkmak, gelen düşman uçakla temas sağlamak ve üstüne dönmektir. Bir Walter roket motoru bu testler için seçilir. Motor bir teknoloji harikasıdır. Tepkimeye giren kimyasallar önce bir buharlaştırma odacığından geçmekte ve yakıt pompasına güç vermektedir. Bu pompa yakıt depolarından daha fazla kimyasalı ateşleme odasına göndermektedir. Burada birbiriyle karışan kimyasallar tepkimeyle oluşan patlama sonucu tepki üretmektedir. Motorun zayıf yanı ise yakıtını oluşturan kimyasalların son derece dengesiz olmasıdır. Bu iki kimyasal T-ştof ve C-ştof olarak anılıyordu. T-ştof aslında yüksek derişikli hidrojen peroksitten başka bir şey değildi. C-ştof ise metil alkol hidrazin hidrat ve su karışımıydı. Aynı kaplarda tutuldukları sürece zararsızdılar. Ama bu ikisi karıştığında oluşan tepkime patlamaya yol açıyordu. Anlayacağınız bu teknolojinin temeli bu patlamayı kontrol altına alıp roket tepkisi elde etmekti. Tabii uçağı havaya uçurmadan ve pilotu telif etmeden bunu yapmalıydılar. İlk ME-163 Komet prototipleri 1941'de Peenemünde'de denenmeye başlanır. Aynı yılın Ekim ayında Alman pilot Heini Dittmar'ın ses duvarını aşmasına ramak kalır. Kometini saatte 1162 kilometre hıza kadar çıkarmıştır. 1942'deki testlerden sonra artık ellerinde dakikada 4500 metre tırmanan son derece hızlı bir önleme avcısı olduğunu farkındaydılar. Ne var ki bir sorun vardır. Yakıt yalnızca 8 dakikada tükenmekte ve roket uçak bir planör haline gelmektedir. Tıpkı düşman avcıları için talim hedefi gibi.
Comet'in kesinleşen versiyonu ME-163B 1944 ortalarında göreve hazır hale gelmiştir. Havadaki diğer avcılara göre çok küçüktür. Görünümü motorlu bir kanat gibidir. Yalnızca 5 metre boyundadır ki bu kabaca bir P-51'in yarısıdır. Her iki kanat dibinde son derece ağır silahlar vardır. 30 milimetrelik Rheinborzig MK-108 toplar, isabetli bir tek salvoyla koca bir ağır bombardıman uçağını düşürebilecek güçtedir. 16 Mart 1944 günü Rolf Glöbner bu inanılmaz makineyle havalanır. Bir B-17 koluna saldırdığında ME-163'ün yalnızca hızlı olmadığını keşfeder. Bu uçak ilk dalaşı da yapabilmektedir. Bir İngiliz Moskitosu'yla yaptığı kafa kafaya dalaşta Glöbner kendini ve Comet'ini bir ölüm kalım savaşında son sınırına dek zorlayacaktır. ...16 Mart 1944. 400 sayılı avcı grubu pilotu Rolf Glöbner kendini ME-163 Comet'inin koltuğuna bağlar. O gün nöbetçiydim. Sonra da hazır kıta görevine çağrıldım. Bunun anlamı acil kalkışlar için uçağın içinde bağlı oturmaktı. Uçakta yüklü yakıt o kadar dengesizdir ki Glöbner'in koruyucu giysi giymesi gerekmektedir. Asbest bir tulum giyip uzun eldivenler takıyorduk. Kazara yakıt dökülürse korunacaktık. Yakıt teninize değse anında yakıyordu. Normal bir kumaş anında yanıyordu. Anlayacağınız çok tehlikeliydi. Bu yakıcı sıvı Comet pilotlarının karşılaştığı pek çok tehlikenin yalnızca biridir. Patlamasa bile, vurulup düşmese bile ve inerken parçalanmasa bile tüm bunları tekrar tekrar yaşamak zorundaydı. Aniden Alman uçak savarcıları ateş keserler. Alarm çalar. Müttefik bombardıman kolu yukarıdadır. Artık onları durdurma görevi Comet'lerdedir. Glöbner kalkar, iniş takımlarını fırlatır ve saatte 700 kilometreye ulaşır. Sonra da dimdik 70 derecelik bir tırmanışa geçer. Kalkıştan 9000 metreye çarpışma irtifağına çıkmak 2 dakika sürüyordu. ME-109 gibi standart bir avcının bunu yapması en az 30 dakika sürerdi. O zamana kadar düşman uçakları geçip gitmiş olurdu. Bombardıman kolunun üzerinde iki motorlu bir Kraliyet Hava Kuvvetleri Moskitosu'nun ikinci pilotu kendilerine doğru gelen bir egzoz dumanı çizgisi görür. Müttefik pilotları artık bu görüntüden fazlasıyla ürkmeyi öğrenmiştir. Glöbner isabet kaydedemeden B-17 kolunun arasından yıldırım gibi geçip tırmanır. Anında yukarısındaki Moskito'ya yoğunlaşmıştır. Bu inanılmaz günde Glöbner ME-163'ün ilk dalaşındaki performansını ölçecektir. Moskito'nun hafif ağaç gövdesi iki Rolls-Royce Merlin motorla uçmaktadır. Bu uçak hızı, 20 milimetrelik topu ve 30 kalibrelik makineli tüfeklerinin tahrip gücüyle ün salmıştır. ME-163 Moskito'dan kat be kat hızlıdır ve dönüşlerle girişilen dalaşlarda şaşırtıcı derecede kıvraktır. Ne var ki Moskito'nun çok daha ağır silahları vardır ve daha dayanıklıdır. Glöbner burada, Moskito buradadır. Moskito pilotu Glöbner'in dönüşünün içine sarkacak ve şansı varsa Comet hala tırmanırken ateş açacaktır. Moskito sertçe yatar. Glöbner burnunu ezer. Onun altındaydım ki kanat tanklarını fırlattı.
Az daha tanklar bana çarpıyordu. Kanatlarımın ucundan teğet geçtiler. İnanın bu sonum olurdu. Şansım varmış. Grobner sola yatarak düşmanının kuyruğuna sarkmak ister. Yatışa başladığında Mosquito pilotunun da onun kavisinin içine sarkmak için sağa döndüğünü fark etti. İlk temas klasik bir dairesel it dalaşına dönüşmüştür. Her iki pilot da uçaklarının başarabildiği kadar sıkı dönüşlere girişir. ME-163 çok kıvraktı. O kadar ki onu bu sayede düşürebildim. Hızla manevra yaptım ve sağ motorunu vurdum. O da düştü ve gözden kayboldu. Peşine düşmedim çünkü bana göre onun işi bitmişti. Tam da o sırada Grobner'in yakıtı tükenir. Artık bombardıman koluna saldıramayacaktır. Havada onca müttefik avcısı varken hayatta kalmak asıl amacı haline gelir. Grobner üste doğru süzülüşe geçer. Luftwaffe ve pilotları eğitimlerine planörlerle başlarlardı. Bir 163 pilotu kalkıp da tırmanmak için 7 ya da 8 dakikalık yakıtını tükettiğinde her inişin planör inişi olacağı kesin. O nedenle de planör bilgisine sahip olmak kesin bir avantajdı. Bu roket önleme avcısı için ender görülen avcı zaferine imzasını atan Grobner kometini güvenle indirir. Komet savaşın sonuna kadar toplamda 16 uçak düşürecektir. Asıl etkisi ise müttefik pilotlarının kafasına Alman teknolojisine karşı bir korku yerleştirmek olacaktır. Orada kendilerinin neyin beklediğini bilemiyorlardı. Yani 262 jeti mi? Onu görmüşlerdi. Başka ne çıkabilirdi karşılarına? Başka ne gibi kabuslar orada onları bekliyordu? Ne var ki ME-163 programı askeri bir başarısızlık olmaktan kurtulamayacaktır. Sorun şuydu ki faydalı bir silah olamadı. O kadar az sayıda üretilmişti ki etkili olamadı. Ve kullanımı da çok tehlikeliydi. Bu programın ayrıca özelliği de eğitimde ölen pilot sayısının çarpışırken ölen pilot sayısından çok fazla olmasıydı. En başarılı komet pilotu Siegfried Schubert bile ME-163 ile uçmanın getirdiği tehlikelerden kurtulabilmiş değildir. Schubert iki kurban alarak rekor kırdığı günden sonra 2 Mayıs'a dek kometle uçmaya devam etti. Ne var ki bir diğer kometle göreve çıkmak üzereyken yakıtın infilak etmesi sonucu o da hayatını kaybetmekten kurtulamadı. Tehlikeye rağmen bu roket uçakla göğe yükselip çarpışmaya gönüllü pilot sıkıntısı çekilmemektedir. Hayatlarını feda etmeye ve ana vatanlarını korumaya hazırdırlar. Tıpkı dünyanın öteki ucunda Japonya'da olduğu gibi. Savaşın sonlarına doğru kamikazeler Amerikan Pasifik pilosunu dehşete düşürmüştür. Ne var ki intihar pilotu olgusunun çok daha korkutucusu da gelecektir. Bu kısaca Kaiten olarak tanınan insanlı bir torpidodur. Yani dilimizdeki karşılığıyla gökleri titreten. ...20 Kasım 1944... sabahın 4'ü. USS Mississinewa'daki denizcilerin çoğunluğu derin uykudadır. Bu filo tankeri Pasifik'teki mercan resifi Yulifi'ye yakın devasa filonun ortasında alargada yatmaktadır. Japonya'nın işgal planında görevlidir. Yulifi'deki alarga hedef yaklaşık 40 kilometre uzunlukta, 17 kilometre genişlikte bir alandaydı. Çok çok büyük bir bölgeydi. Bir seferde 200 Amerikan gemisinin orada demir attığını bilirim. Aslında Amerikan gazileri sıklıkla Yulifi'ye ayaklarını ıslatmadan bir boydan bir boya yürüyebilirsin diye şaka yapardı. Güneybatı'da Japon denizaltısı I-47'nin kaptanı Zenji Orita bu devasa alargayı periskobundan incelemektedir.
Orita'nın saldırı planı I-47'yi Yulitin'in güneydoğusuna konuşlandırıp Alarga'nın orta kısmına, kuzeybatıya doğru taarruz etmekti. I-47'nin üst güvertesinde değişime uğramış torpidolara benzer bir şeyler takılıdır. Bunlar Kaitenlerdir. Yani Yuriti'de elden geldiği kadar gemi batırmak için tasarlanmış pilotlu intihar denizaltıları. Kazanılması beklenen onur ve Japonya'nın şerefi için Kaiten'in mucidi denizaltı teğmeni Sekiyo Nashina bu dehşet verici görevi yönetmektedir. Saat 4'te Nashina ve 3 intihar pilotu I-47'nin güvertesinden ayrılırlar. Bu çok gizli plan kısa sürede suya düşecektir. İki Kaiten harekete geçtikten kısa süre sonra karaya vurur. Bir diğeri Amerikan destroyerleri tarafından cüce denizaltı olarak tanımlanıp batırılır. Sonunda Nashina tek başına kalmıştır. Nashina'nın hedefi bir uçak gemisidir. Ne var ki torpidonun kumandasının son derece zor olduğu ortaya çıkmıştır. Kamikaze pilotlarının aksine Kaiten pilotları nereye gittiğini görmüyordu. O sualtı aracının içinde hapistiler ve çevreye karşı kördüler. Hedeflerini vurabilmenin tek yolu, elle açılıp kapanan küçük bir periskoptan bakıp bir yön belirlemek ve son sürat oraya yönelmekti. Bir uçak gemisi batırmak artık hayaldir. Ama onur mutlaka bir Amerikan gemisi batırmayı gerektirmektedir. Nashina son kararını verir. En yakın Amerikan gemisine saldıracaktır. USS Mississinewa'ya. Denizcilerin Japon İmparatorluğu'nun onlar için hazırladığı kabus hakkında bir fikirleri yoktur. Kaiten üstlerine çökmek üzeredir. ...1944 ortalarında Japon İmparatorluğu artık çökmektedir. Midway ve Marianalardaki ezici mağlubiyetler sonucunda Japon komuta heyeti akıl ve sıra dışı çarelere başvurmaya başlamıştır. Bunlar arasında Tokko ya da intihar silahları da vardır. Bu umutsuz düşünceye göre kamikazelerin kokpitlerindeki pilotlar kısa süre sonra tip 93 torpidolara geçerek onlara kumanda edecektir. Bu fikir Sekiyo Nashina ve Hiroshi Kuroki'ye aittir. Torpidonun orta kısmına bir küçük kokpit ve ilkel bir kumanda sistemi konarak torpido güdümlü bir silaha çevrilecektir. Pilot bu kadar küçük bir silahı göremeyecek olan çift gemilerinin ve hücum botlarının burnunun dibinde saldırılar yapacaktır. 1944 yazında Japon İmparatorluk Donanması bu intihar denizaltılarında görev yapacak gönüllüler aramaya başlamıştır. Eğitim gören Kaiten gönüllüleri bu silahın pilotları olarak anılmaktaydı. Çoğu da Japon İmparatorluk Donanması havacılarından oluşmaktaydı. Harumi Kawasaki bu havacılardan biridir. Herhalde uçaklarla yapılacak bir görevdir diye düşünmüştüm. Eğitim bittiğinde bir trene doldurulup bilinmeyen bir yere gönderildik. Bize nereye gönderildiğimizi söylemiyorlardı. Sonra bir ara Kore'ye gidiyoruz dendi. Kore'de bir denizaltı üstüne götürüldük. İşte bu yeni silahın ne olduğunu o zaman öğrenebildim. Kaiten 14 metre boyunda ve basınçlı havayla dönen basit bir pervaneye sahiptir. Kaiten'in burnunda ise savaş başlığı vardır. İnanılmaz bir şeydi, nefes kesici. Kaiten'de tam 1600 kilo patlayıcı vardı. Bir bombardıman uçağı bunun ancak dörtte birini taşıyabilirdi. Tek başına bu kadar patlayıcıyı taşıyan başka bir silah yoktu. Tek başına bir gemiyi batırabilecek yegane askerler bizlerdik. Çok gururlanmıştım. Kaiten'in mucitlerinden Sekiyo Nashina bu silahla savaşa girmeye ilk gönüllü olanlardandır.
20 Kasım 1944 günü Kaiten İntihar Denizaltısı'nın kumandalarındaki Sekio Nashina çarpma için hazırlanır. Eski Kaiten pilotu Harumi Kawasaki saldırıyı tanımlıyor. Düşmana bir kez yaklaştınız mı emniyeti açardınız. Ama patlama olmazdı. Hedefi belirler ve yüksek hızla saldırırdık. Tetik elimizdeydi. Çarptığınızda ileri fırlarsınız. Bu da ikinci fünyeyi tetikler. Anlayacağınız patlaması için her türlü önlem alınmıştı. ...05.45'te gökleri titreten çarpar. Mississinewa devasa bir patlamayla sarsılır. Yüklü yakıt alev almıştır ve bir yangın fırtınası başlar. Alevler baş taraftaki yatakhaneleri yuttu. Denizciler hamak ve ranzalarında yanarak öldü. Geminin diğer tarafında 19 yaşındaki ikinci sınıf denizci Herb Dage yatağından fırlar. Ranzamdaydım ve patlama olduğunda kendimi yerde buldum. Üst ranzadaydım. Tabii hemen ne olup bittiğini anlamaya çalıştım. Alevler gövdede açılan 25 metrelik yarıktan fışkırmaktadır. Boğucu duman göğe doğru 2 kilometrelik bir sütun gibi yükselmektedir. Yuliti'deki ve çevredeki gemilerde bulunan denizciler geminin tümüyle duman ve alevlerle sarıldığını gördü. Bu cehennemden bir tek denizcinin bile sağ çıkabileceğini düşünen de yoktu. Herb Dage üst güverteye çıkar ve manzaraya bakar. Tek görebildiğim dumandı. Sonsuz bir duman denizi. Ortam soğumuştu çünkü güneşi kapatmıştı. Çılgına dönmüştüm. Etrafıma bakınıyordum. Alevler geminin yanlarını yalıyordu. Ve geminin her yanı kızgın kor halindeydi. Yangın çelik gemiyi ısıtıyordu. Alevler kıç tarafa ilerlerken denizciler gemiyi terk etmeye başlar. Aşağıdaki yarıktan akan binlerce ton petrolün tutuşmasıyla oluşan yangın denizine atlamaya başlarlar. Onlara can yeleği takmamalarını haykırıyordum. Zira onlar da kolayca alev alabilirdi. Suyun altında kalmak gerekiyordu. Suyun altından yüzerek alevlerin altından geçip uzaklaşmaları gerekiyordu. Bize öğretilen buydu. Çevredeki gemilerden gelen kurtarma tekneleri alevlere, petrole ve dumana göğüs gererek arkadaşlarını kurtarmaya koşarlar. Sonunda 200 kişiyi kurtaracaklardır. Saat 7'de Mississinewa sancak yanına doğru tehlikeli şekilde yatar. Sonra alabora olarak 63 denizcisiyle birlikte dalgaların altına gömülür. Gökleri titreten ölümcül izini bırakmıştır. Mississinewa'nın batışı Kaiten'in tek ve yegane zaferi olmuştur. Program tam bir hezimettir. Benzeri denizaltılardan fırlatılan Kaiten pilotlarının yalnızca yarısı hedeflerini görebildi. Kaitenleri savaşa taşıyan ana denizaltılara ait yaklaşık 2000 denizaltıcı da hayatını kaybetti. Bu büyük umutlarla tasarlanan silahın başarısı en hafif deyimle başarısızlık olarak adlandırıldı. Japonya ve Almanya'nın alışılmadık gizli silahlar tasarlamaya gitmeleri taktik olarak başarısız kalmıştır. Ancak bu şoke edici silahların varlığı, müttefiklerin de kendi çok gizli silah geliştirme programlarına girişmelerine yol açacaktır. Bu tür bir gizli girişim Afrodit kod adıyla anılmaktadır. Bu projenin esası bombayla yüklü radyo kumandalı bir uçaktır. Bu, günümüz güdümlü roketlerinin atası sayılabilecek bir silahtır. Ne var ki bu çaba ünlü bir Amerikalının hayatına mal olacaktır. ...12 Ağustos 1944...
kod adı Zoot Suit Black olan bir Amerikan donanma PBY-4Y1 Liberator, İngiltere'deki First Field hava üssünden kalkar. Kumandasında 29 yaşındaki yüzbaşı, gelecekte Amerikan başkanı olacak olan John F. Kennedy'nin ağabeyi Joseph Kennedy Jr. vardır. Yardımcı pilotu ve silah sistemleri subayı Wilfred Willey'dir. İkili düzinelerce tehlikeli görev öyküsüyle bezenmiş bir geçmişe sahip usta askerlerdir. Ne var ki bugünkü öyle sıradan bir görev değildir. 23 Temmuz 1944 günü donanma IRST projesini hayata geçirdi. Bu Amerikan donanmasının kara kuvvetlerinin Afrodit projesiyle olan yarışıydı. Amaç bir PBY-4Y Liberator'un donanımını sökmek, onu kumanda edecek sistemler hariç her şeyi soymaktı. Sonra da onu 10-12 ton yüksek patlayıcı Torpex'le doldurmaktı. Uçak ayrıca son teknolojiye sahip radyo ve televizyon teknolojisiyle donatılacaktır. Zoot Suit Black, devasa radyo kumandalı bir bomba olmuştur ve görevi de Nazi Almanyası'nın en korkulan silahını tahrip etmektir. 1944 yazında Almanya en gizli projelerinden birini V serisi silahlarını kullanıma soktu. Ve Almanca'da da Verpinschlag, yani intikam sözcüğünün baş harfi. Bu yeni intikam silahlarından müttefiklerin başına salınan ilki V-1 vızıltı bombasıdır. Kısa sürede onu V-2 balistik roketi izleyecektir. Şimdi de Hitler dehşet üçlemesini V-3 süper topuyla sona erdirmeye niyetlidir. Bu çok uzun menzilli bir toptur. Ve Mimoyek Fransa'dan Londra'nın göbeğine ağır top mermilerini fırlatacak güçtedir. Özellikle V-3 ürkütücüydü. Nedeni 300 kiloluk mermileri ta kentin içine kadar ulaştırabilmesiydi. Bu top çalışmaya başlasaydı kaç bin kişinin ölebileceğini kestirmek mümkün değil. Müttefikler Kuzey Fransa'nın her tarafına yayılmış V silahlarını bertaraf etmek için muazzam çabalar sarf etmektedir. Ne var ki gizli Alman üsleri çok sıkı korunmaktadır. Bu tesisler beton ve çelikle o kadar sağlam takviye edilmişti ki bilindik bombardımanın zarar vermesi mümkün değildi. Müttefiklerin çaresizliği artık son raddesine gelmiştir. Son teknolojiyi modası geçmiş savaş yorgunu uçaklarla birleştirip ilkel bir güdümlü roket yapacaklardır. 8 Haziran 1994'teki D gününden yaklaşık 2 hafta sonra İngiltere'deki 8. filo Afrodit anlamına gelen A projesini başlatma onayını aldı. Bu savaş yorgunu B-17'leri alıp onları tıka basa yaklaşık 11 ton yüksek patlayıcıyla doldurup uzaktan kumanda ve yepyeni bir teknoloji olan televizyonla Manş Denizi'nden geçirip nokta vuruşuyla hedefe. Genellikle de V-1 tesislerine çakmak. Donanma, Afrodit projesine kendi versiyonu olan IRST projesiyle katılacaktır. Tek fark uçak tipidir. Onlar da PBY-4Y1 Liberatör'ü kullanacaklardır. İşe uçaktan bir sürü parçayı sökmekle başladılar. Bombacı istasyonu tümüyle söküldü. Makineli tüfek taretleri, her şey söküldü. Taretlere kumanda eden tüm hidrolik ve elektrikli aksam söküldü. Sonra da kalan uçak kabuğu ağzına kadar yüksek patlayıcı olan Torpex'e dolduruldu. Yaklaşık 400 kutu patlayıcı yerleştirilmişti. Uçak uzaktan kumandayla uçurulmak üzere donatılır. İki televizyon kamerası kokpite yerleştirilir. Biri alet panelini gösteriyordu ki uzaktan kumandanın başındaki adam pusulayı, irtifa göstergesini ve kanat durumunu, ayrıca motorların durumunu görebilsin. Ancak ikinci kamera buruna doğrudan ileri bakacak şekilde monte edilmişti. Bunun da amacı uzaktan kumandayı kullananın hedefi gördüğünde ikinci ekrana bakarak uçağın nereye gittiğini görmesiydi. Bir pilot ve ikinci pilot uçan bombayı havalandırıp silah sisteminin emniyetini açmak zorundadır. Sonra da onları izleyen, kumanda merkezi görevi gören bir PV-1 Ventura'ya komutayı devredeceklerdir. Uçak bir kez düz uçuşa geçip de uzaktan kumandayı kullanan kişi durum teyidi verdi mi, silah subayı emniyeti açıyor ve patlayıcıları hazır hale getiriyor. Sonra o ve pilot İngiltere üzerinde paraşütle atlıyor.
Kumanda merkezi uçaktaki uzaktan kumanda subayı sonra o uçağı televizyon ekranında izleyerek Manş Denizi üzerinden geçirmekte. Hedef üzerine geldiklerinde dik bir dalışla hedefe çakıp patlatmaktadır. Hasar onarılamayacak denli büyüktür. İnanılmaz derecede riskli bir görevdir. Özellikle de uçan bombanın pilotu ve yardımcısı için. Bu çok gizli bir görevdi. En iyi adamlar gerekiyordu. Kennedy ve Willie işte o türden adamlardı. 12 Ağustos 1944. Kennedy ve Willie, Mimoyac Fransa'daki B-3 süper top sığınağını imha etmekte görevli çok büyük ve çok gizli bir saldırı planında görevlidirler. O günün akşam üzeri zorlukla havalanan Hantal liberatörlerini havalandırıp kaderle olan randevularına doğru ilerlerler. 12 Ağustos 1944. Yüzbaşı Joe Kennedy ve yardımcısı Wilfred Willie devasa uçan bombalarını İngiltere'deki First Field hava üssünden havalandırırlar. Tırmanıp da irtifaya oturduktan sonra da saldırı grubunu oluşturan bir düzine diğer uçakla birleşirler. Saldırının öncüsü bir B-17'dir ve seyri sefer rolünü üstlenmiştir. Kennedy'nin Zoot Suit Black'ı 2 kilometre kadar arkadan takiptedir. Liberatörün yanlarında 2 P-38 uçmakta ve görevin komutanlarını taşımaktadır. Uçan bombanın 3 kilometre ardında 2 PV-1 Ventura gelmektedir. Her birinde birer radyo kumanda subayı ve uçan bombayı hedefe götürecek düzenekler vardır. 2 adet çift motorlu De Havilland Mosquito keşif uçuşundadır. Biri hava durumunu gözlemlemekte, diğeri ise görevin fotoğraflarını çekmektedir. Bir diğer B-17 ise filonun sonunda uçarak haberleşme aktarım istasyonu olarak görev yapmakta, telsiz haberleşmesinin sinyal kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bir P-51 Mustang kolu yukarıdan göğü taramakta ve düşman önleme avcılarına karşı tetikte beklemektedir. Kennedy, İngiltere sahiline yönelerek komutayı uzaktan kumanda subayına devrettikten sonra Willie ile birlikte atlayacakları noktaya doğru uçuşa geçer. Ellsworth'ı geçtikten sonra Willie koltuğundan kalktı ve televizyonu çalıştırdı. Uçaktaki patlayıcıların emniyetlerini açtı. O sırada Kennedy uçan kumandasını PV-1'e devretme hazırlıklarını yapıyordu. Kennedy kumandayı komuta uçağına devretme yönergesini izlemektedir. PB-1 ana uçağının pilotu uçan bombayı bir iki hareket yaptırarak denemeye başladı. Sistemlerin düzgün çalıştığından emin olmak istiyordu. Her şey yolundaydı. İşte o sırada görevin devam onayı geldi. Zira PB-4 kumanda uçağına doğru ve düzgün tepki veriyor. Sanırım Kennedy de o sıralarda atlama hazırlığındaydı. Willie de patlayıcıların emniyetlerini açmış, beraber atlamak için hazır. Ne var ki felaket gelip çatar. Kumanda subayı televizyon ekranında bir karmaşa görür. Sinyal kesilir. Bir saniyeden kısa bir süre sonra dev bir patlama olur. İlk patlama oldu. Hemen ardından devasa bir patlama geldi. O 11 ton patlayıcının tümü aynı anda havaya uçtu. Yerdeki ağaçlar devrildi. 30 kilometre ötedeki binalar bile hasar gördü. Patlamadan kaynaklanan şok dalgası koca uçuş kolunu dağıttı. Patlamanın nedeni günümüzde de bilinmemektedir. Muhtemelen patlayıcıların emniyetindeki hatalı bir devreden kaynaklanan bir patlamadır. İlk patlama bu esrarı çözmeyi olanaksız hale getirecek dev bir patlamalar zincirine yol açmıştır. Enkaz 10 hektarı aşkın bir alana yayılmıştı. Kennedy'nin uçağından kalan en büyük parçanın çapı 30 santimetreyi geçmiyordu. Bu görevin utandırıcı bir hezimetle bitmesi ve Kennedy ile Willie'nin kaybıyla Earth projesi rafa kalkar. Haftalar sonra müttefik kuvvetlerinin Avrupa'daki ilerleyişi programın gerekliliğini sorgulanır hale getirir.
Normandiya'daki yerme harekatı başarılı olmuştu. Ve daha sonra Güney İngiltere'yi, özellikle de Londra'yı vurabilecek tesisler tek tek Anglo-Amerikan ordularınca ele geçirildi. Müttefik kara askerleri B-3 tesislerini ele geçirdiklerinde trajediyle sonuçlanan Earth harekatının boşa olduğu ortaya çıkar. Harap olmuş tesis haftalarca önce terk edilmiştir. Kennedy ve Willie'nin fedakarlıklarının acı ve tatlı yanı aşırı derecede atılgan bir proje olmasıydı. Çok fazla gelişmiş teknolojiye dayanıyor. Yani o kadar kısıtlı bir sürede televizyon ve kumanda gibi en yeni teknolojiler kullanılmaya kalkışılmıştı. Ne var ki Earth projesi ve kara kuvvetlerinde uygulanan versiyonu günümüze bir miras bırakacaktır. Askeri olarak başarısızdı. Ama deneysel olarak büyük bir başarıydı. Bu uzaktan kumanda silahların öncüsüydü. Televizyon kameralarının kullanımı, işte bunlar günümüzde sahip olduğumuz silah sistemlerinin başlangıcıydı. Günümüz teknolojisine öncülük eden şeylerdi bunlar. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın gizli silahlarının durumu bundan ibarettir. İlk etkileri araştırma, geliştirme, deneme ve yanılma sonucunda günümüze kalan miraslarının ardında gölgede kalmıştır. O günlerdeki bütün o çalışmalar geleceğin teknolojilerine giden yolu açmıştır.